uzaklardan hiç geldi. Yani rakibini görmeden savaş başlayabilir burada. Dark Passage ekranında kimseyi görmeden bir anda üzerine yetenekler akabilir. Şimdi taşıyıcılığı orta koridora verdikleri için evet üst koridora bir tank tercih ettiler. Hirit'in ellerinde Sion izleyeceğiz. Hirit'in ellerinde Sion izlemek yerine Jax izlemek, böyle carry evet, şampiyonları izlemek daha iyi olur. Ama ön safhada olmayacaktı ama... ya öbür türlü. Ön safhada bir tank istedi Dark Passage bu aşamada. Eternal Fire'a karşı. E şimdi... Ya normalde bu arada zaten Ivern oynuyorsan çok fazla tankla işin olmuyor. Hı hı. Biraz daha savaştan çıkıp sonra menzille kazanmaya, işte çift nişancıyla kazanmaya falan çalışıyorsun. Ama burada öyle bir imkanları olmayacaktı. O yüzden de o yeteneklere, çıpaya falan kafa atacak bir şampiyonu istediler. Bir de bir anda yanında bitebilecek çok fazla karakter var dayı. Evet. Ama ya, bu oyunun 4 maça bu kadar 5. seriye gelmesindeki en büyük sebep Hirit neredeyse DP'de ama ona Sion şimdi vermek. Hirit'e Sion verip hani Sangchu'ya da böyle carry biçar verip Ivern'ı almak yanına birazcık yanlış tercih gibi geldi bana. Ben peki. Eternal Fire'ınkini bu arada karakterlerine de uyduğu için daha çok beğendim. Ben de. Ve tek oynaması soru. Daha kolay. 5. maçı kim kazanır? Ve yavaşlatmayı başardılar Taegyong'da. Şimdi şef. Sıçrası gidebilir. Buraya gelecek bakalım. Skoru da alabilirler hatta şefin. Çünkü otomatik saldırıları bayağı can yakacak. O da durumun şef farkında zaten. Şef çok güzel zaten. Gördü orayı. Şey var. Osman hemen bulduğu açıklıkta ejder'e başlamış. Ki bu oyun erkenden o ejderleri biriktirmek çok önemli. Eternal Fire tarafı için. Güzel bir hamle Osman 1-2-3'den. Yukarıda Hirit bayağı öne geçti. Taegyong deneyecek mi? Ve öne geçen bir Sion'a karşı oynamak da hiç kolay değil derken büyük bir hata geliyor Hirit. Burada Taegyong'dan. Ultisini hemen kullandı Hirit. Ama şimdi de Taegyong kendi ultisini kullanacak. Yalnız bu neler sefer oluyor? Geri dönüş hasarını Taegyong verebilir. Çünkü pasifi Hirit'in pasifini yapacak. Güçlü. Ben çok fazla heyecanlandım ama Hirit... Erkenden böyle objektifleri alması gerçekten Eternal Fire için bir emniyet kemeri. Çünkü bir noktadan sonra yani DP'nin de orta ileri oyun kompozisyonu yine çok iyi. Hani üst koridorlar pek tabii bu ejderi şu an yanaşmıyorlar ama olası bir 3'e 3'te 4'e 4'te Eternal Fire şu an güçlü taraf. Hı hı. Eternal Fire. Alt koridora bir ışınlan geldi ki evet. Burada üst koridora artık birisinin hemen gitmesi lazım. Ve ya Cassiopeia'yı yolladığınızda belki kule altı da yiyebilir. Burada bakalım ne kadar mantıklı bu koridor değişimi. Orada Taeyong da hemen yine aşağıya ışınlan attı. Sion'un çok hasar vermesini istemedi kuleye. Osman'ın zaten... Hirit kırıp geçirip kullandı. Rap ultisini harcamak durumunda kaldı bu pozisyonda. Çok kötü yakalandı önde Stillam. Önde kalan bir Cassiopeia var. Cassiopeia eridi. Rakan eridi. Eternal Fire. Nakyung'la beraber kovalamaya başlayacak. Hirit de düşüyor bu pozisyonda. Çipa isabetli değil. Ayartan öpücükten de. Şef. Sıçrayla beraber yalnız, uzaklaşıyor. Scarlett bu yakalanma seriyi kaybettiren yakalanma olabilir, olabilir gerçekten. Olabilir. Yani çok büyük bir avantaj kaybetti DP tarafı ve Eternal Fire'ı da şu ana kadar kompozisyonlarının gerektirdiği her şeyi yapıyor. Yani o yüzden hiçbir zaman bunu yapmaması lazım. Yan koridora ittireceksin. Alamettir, ejderdir artık savaşacaksın ama böyle bırakamazsın. Nakyung'un canını yakacak Stillnam. Bir zehir daha isabetli pozisyonda. Güzel hamle. Güzel hamle. Yalnız yok Baron'a girebilirler. Baron'a girebilir mi burada DP tarafı? Bakalım deneyecekler mi? Denemeleri lazım. Osman'ın ultisi yok. Dediğin gibi DP için belki de kötü giden bu maçı çevirebilecekleri yalnız pozisyon olabilir. Ama Sangchu uzakta. Kullanılmış burada. Sangchu uzakta. Ama Sangchu. Dikkat et. Osman'ın şekilde. Osman'ın hala sıçrası var ama Osman'ın orada... sevdiği pozisyonlar diyebilir miyiz? Osman hiç denemiyor çünkü evet. Ya çok büyük bir objektif var Scarlett. O sıçrayı artık Ejder Savaşı'na bekletmek istiyor. Neden Baron'a gitmedi? Neden Ejder'e gitmedi Eternal Fire'da? Ejder ruhu... Yalnız üste dönüyor Rüyüp. Burada rahat bir kuşatma olacak. Evet. Sion'un hasarı da kuleleri oldukça fazla. Yalnız Nakyung aşağı kuleyi bıraktı, direkt ortaya doğru aynen geliyor. Aynen öyle, tempoyu bırakmak istemiyor şu anda.
DF bu pozisyonda. Yalnız Ornn ultisi de geliyor şimdi. Kullanılıyor. Havaya savrulmuş vaziyette Ornn şu anda. Nakyuk yakaladı şefi. Sayın ultisini kullanabilirse çok hasar bırakabilirler burada. Eternal Fire aradığı savaş bu mu acaba? Göremiyor, göremiyor Stilnap. PBD var. PBD düşecek bakalım. Nakyuk arka tarafa geçti. Sangchu vurmaya devam ediyor. Sangchu hala hayatta. Tüyler, ama tüyler. Mükemmel bir tüy çekimi kullanıldı Rueb'den. Ortada giden takım savaşını bir anda takımı lehine sonuçlandırdı burada Rueb. Ve Nakyung'dan mükemmel bir ayartan öpücük. Ya o kadar fazla canı var ki Stillnamb'ın. Gerçekten savaşın sonuna kadar yaşadı ve ya aşırı kaotik bir savaştı. Son anda o ikinci tüyleri çekmesi Rueb, işler çok kötü olabilirdi evet. Onlar adına. Oradan geçemez ya Nakyung. Altın farkı da 2000. Şu an Scarlet. Yani belki de bu kadar derin ve güzel combo yapmasa Ornn. Ki Nakyung o aradan şefi çok güzel gördü. Hı hı. Şefi gördüğü için o Ivern'ın devamlı kalkanından da yer alır. Eternal Fire çok daha mobil, çok daha atik. Ve Ejder Ruhu da yardımcı oluyor şu onlara. Şu çok önemli, takım savaşınca DP dağılmamalı. Hirit yakalanmış olabilir mi pozisyonda? Yalnız Stillnamb çok güzel bir yazma bıraktı. Hirit hala hayatta. Nakyung yan taraftan Stillnamb'ın üzerine doğru gitti. Güzel bir zonya kullanıyor Stillnamb'dan. Stillnamb yakalandı, bakın Stillnamb devamı yakalandı. Gelecek mi Stillnamb? Sadece bir kişiyi sersemletebildi. Stillnamb'ı düşürecekler bu pozisyonda. Çok erken kaybediyor Stillnamb'ı. Dark Passage, Sancho arka taraftan, o da düşecek. Agresif bir Zaya ultisi geliyor. Ve Hirit de düşürülüyor bu pozisyonda. Eternal Fire serinin 5. maçında bir üst tur adını yazdırmak için çok önemli bir adım yaptı. Nakyung PBD ile kapışmaya devam ediyor. PBD'ye karşı güzel bir ayartan öpücük. Gidebileceği bir yer kalmadı Nakyung'da. Tekrarına artık pek vaktimiz yok ama ya çok ince ufak detaylar var. PBD bu takım savaşında savaş başlatmak istedi ve koruyamadı takım arkadaşlarını aslında ve Stillnamb'ın Sadia'dan bahsediyorsun sandım. Yok, PBD'den bahsediyorum. Yani ve orada Stillnamb'ın da sıçrası yokken gerçekten pek yapabileceği bir şey yoktu. Gerçekten güzel bir seri izledik. Çok keyifli bir seri izledik. 29. dakikada 5. maça uzayan Eternal Fire Dark Passage mücadelesini Eternal Fire kazanmayı başarıyor.